Sevgili öğrenciler, 10. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 17. haftanın konusu olan Osmanlı Devleti'nde askeri sınıf konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Askeri dediğim memurlar sınıfı aslında. Bugün kalemiye, ilmiye ve seyfiye dediğimiz 3 tane bürokratik sınıftan ve onların vazifelerinden bahsedeceğiz. Ders kitabımızda sayfa 96 ve 98 aralığında konumuza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimiz 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son dersi arkadaşlar. Yani bir 3 haftalık 15 tatil dediğimiz karne tatilimiz var, aramız var. Ondan sonra da sürece göre konularımıza Allah'ın izniyle devam etmeye çalışacağız. Bugünkü konumuz Osmanlı Devlet İdaresi'nde ilmiye sınıfı, kalemiye sınıfı ve seyfiye sınıfının vazifelerinden bahsedeceğiz gençler. Şimdi yan başlığımız dördüncü ünitemizin ikinci konusu olan Osmanlı Devlet İdaresi konusuna bakıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle şekle bir bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devlet İdaresi'ni oluşturan unsurlar seyfiye sınıfı, ilmiye sınıfı, kalemiye sınıfı. Bunların görevlileri ve altta ne işle uğraştıkları bunları birazdan detayıyla beraber vereceğiz ama genel olarak şöyle bir bakacak olursak Osmanlı Devleti'nde en tepede Padişah Hazretleri vardır. Ve padişahın altında bir danışma meclisi olarak adlandırdığımız devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı Divan-ı Hümayun Teşkilatı vardır. Ve burada seyfiye dediğimiz idari ve askeri işlere bakan vezirler, kaptanı deryalar ki bunlardan birçok daha var aslında. Sonra yargı, öğretim, dini işlere bakan ilmiye sınıfı dediğimiz Şeyhülislam ve Kadı Asker grubu ve yazışma ve maliye işlerine bakan kalemiye dediğimiz nişancı ve defterdarın memurluk yaptığı bürokratik sınıflar mevcuttur diyeceğiz. Bugün sınıf kelimesini biraz kullanacağım ama lütfen bu yanlış anlaşılmasın. Osmanlı Devleti'nde yaptığınız işe göre bazı sınıflara ayrılabilirsiniz. Biz buna bürokratik sınıf deriz. Hani günümüzde mesela bir işte Milli Eğitim Bakanıyla bir öğretmen bürokratik açıdan eşit değildir. Ama kanunlar karşısında eşitizdir. Osmanlı'da da böyle. Padişah bile kanunlara uymak zorundadır arkadaşlar. Ama bürokratik olarak bir kadı asker veya bir imamla bir Şeyhülislam bürokratik olarak aynı mevki makamda değildir. Sınıf derken lütfen yanlış anlaşılmasın. Toplumsal bir sınıf söz konusu değildir. Osmanlı adaletli, eşitlikten yana olan bir devlettir. Buradaki sınıf ayrılığı dediğimiz olaylar genelde bürokratik olarak kişilerin mevki ve makamını ifade eden sınıflar olarak adlandıracağız. Şimdi Osmanlı Devleti'nde çok milletli ve çok dinli bir yapı söz konusuydu aslında. Yani Osmanlı Devleti bir imparatorluk sınırları içerisinde büyük bir devlet olduğu için sınırları içerisinde birden fazla milleti barındırdı. Mesela Türkler, Acem dediğimiz Araplar, Yahudiler ya da işte Sırplar ya da işte Boşnaklar. Hani birden çok millet söz konusu Osmanlı içerisinde. Din de böyle. Müslümanlar da var, Hristiyanlar da var, Museviler de var. Ama temel etnik unsur devleti kuran Türk milletiydi ve din olarak da İslamiyet'ti arkadaşlar. Toplum Osmanlı Devleti'nde ikiye ayrılmıştır. Yönetenler ve yönetilenler. Şimdi yönetenler dediğimiz sınıfın adı askeri yani beraya. Askeri deyince aklınıza asker gelmesin. Osmanlı'da askeri demek devlet memuru demek aslında. Yöneten sınıf demek. İkincisi ise arkadaşlar yönetilen dediğimiz reaya yani teba yani halktır arkadaşlar. Osmanlı toplumunda yatay ve dikey hareketlilik de söz konusuydu. Yani bir çiftçinin çocuğu medresede eğitim görüp kadı asker, Şeyhülislam, müderris, imam hani devlet memurluğuna yükselebiliyordu. Yani ekonomik anlamda geliri artabiliyordu arkadaşlar. Yani Osmanlı'da diğer Avrupa ülkelerinde veya Hindistan'da olduğu gibi herhangi bir böyle köle doğdun, köle gideceksin, memur doğdun, memur öleceksin öyle bir şey söz konusu değil. Zaten Osmanlı'da köle diye bir şey yok da sınıf anlamında. Yani Osmanlı Devleti'nde kişi liyakata göre hak ettiği yere gelebilirdi arkadaşlar. Yani yatay ve dikey hareketlilik Osmanlı'da vardı. Şimdi Osmanlı Devlet İdaresi
Seyfiye dediğimiz askeri bürokrasi, ilmiye dediğimiz dini, eğitim ve hukuk bürokrasisi ve kalemiye dediğimiz sivil yazı işlerine bakan bürokrasi olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktaydı. Bu 3 sınıfın Müslüman olma zorunluluğu vardı. Fakat bakın burada şunu da açıklamak gerekiyor. Şimdi mesela seyfiye sınıfı mesela vezirler. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren devşirmelerden seçildi. Tamam, devşirmeler de Müslümandır ama özünde Hristiyandır. Hani küçük yaşta alıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Müslümanlaştırıyorsunuz, Türkleştiriyorsunuz. Tamam, bu 3 devlet memuru olmak için Osmanlı'da temel şart Müslüman olmak. Eyvallah, ama özü sözü, anası atası Müslüman olma zorunluluğu olan tek yer burada ilmiye sınıfıdır. Bakın bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Çünkü ilmiye sınıfı medrese mezunudur. Medreseye giriş şartı da zaten Müslüman olmaktır arkadaşlar. Tamam, seyfiye sınıfındaki vezirler de Müslümandır ama sonradan Müslüman olmuşlardır. Bunu unutmuyorsunuz. Bu sınıfların birlikteliği sayesinde Osmanlı Devleti güçlü bir merkezi otoriteye de sahip olmuştur. Bunun sonucunda Devlet-i Aliye 3 kıtaya hükmeden büyük bir imparatorluk konumuna da erişmiştir arkadaşlar. Şimdi bu sınıfları tek tek bakalım maddeleriyle. Birinci sınıfımız askeri bürokrasi dediğimiz seyfiye. Şimdi arkadaşlar, ki sadrazam askeri seyfiye dediğiniz sınıftandır. Kılıç sahibi anlamına gelen askeri sınıfı temsil ederler. Yani kılıç sahibi deyince aklınıza seyfiye sınıfı gelsin. Osmanlı Devleti fetih ve gaza temeli üzerine oturtulduğu için uzun süre seyfiye sınıfı yönetici sınıfın en etkili kanadını oluşturdu. Seyfiye sınıfı üyelerinin yönetim ve askerlikle ilgili yetki ve sorumlulukları vardı. O zaman seyfiye sınıfı yönetim dediğim idari, askerlik dediğim askeri işlere bakan sınıftı arkadaşlar. Kimler var? Seyfiye'nin divanı Hümayun'daki temsilcileri kimler? Sadrazam dediğimiz vezir-i azam, kubbe altı vezirleri dediğimiz vezirler, kaptanı derya ve yeniçeri ağası, seyfiye sınıfının divanı Hümayun'daki en yüksek temsilcileriydi. Seyfiye sınıfının başkentin dışı dediğimiz taşradaki temsilcileri, eyaletleri yöneten beyler beyiyle sancakları yöneten sancak beyiydi. Mesela bakın, minyatürde Cezayir Beylerbeyi Ramazan Paşa'yı tasvir eden bir minyatür burada söz konusu arkadaşlar. Yani beyler beyleri de sancak beyleri de hangi sınıf içerisinde memurluk anlamında? Seyfiye sınıfında. Bu görevliler bulundukları yerlerde buyrukları altındaki diğer görevlilerle birlikte merkezden gelen emirleri uygulamışlardır. Yönetim dışında askerlik görevi de bulunan seyfiye sınıfının ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasından da sorumlulardır. Yani hem idari anlamda vazife almıştır seyfiye sınıfı, hem güvenlik anlamında da askeri anlamda da vazife almıştır. Not, kısa kısa bir üniversite sınavı ile ilgili böyle çalışma notu şeklinde de vereceğim size bunu. Seyfiye sınıfının diğer adı Ümera sınıfıdır. Ehli örf sınıfıdır. Yönetim işleri ve askerlik işlerine bakmışlardır. Devşirmeler bu sınıftadır. Tamam, Müslümanlardır ama sonradan Müslüman oldukları için biz onlara devşirme diyoruz. Unutmayın. Kim bunlar? Beylerbeyi, sancakbeyi, vezirler, tımarlı sipahi, vezir-i azam, yeniçeri ağası, levent. Bunlar devlet görevlileri. Hep seyfiye sınıfının görevlileridir diyebiliriz. Divandaki temsilcileri yeniçeri ağası, vezir-i azam, kubbe altı vezirleri ve kaptanı deryada divanı Hümayun'daki seyfiye sınıfının temsilcileridir diyeceğiz. Bir tane soru var arkadaşlar. Beraber bakalım. Osmanlı Devleti'nde seyfiye sınıfının işlerinden hangilerini yapmışlardır diyor. Şimdi seyfiye sınıfı, biz dedik ki seyfiye sınıfıyla ilgili bu adamlar bir, askerlik işlerini yapmışlardır değil mi? Seyfiye sınıfı askerlik işlerini yapmışlardır. İki, idari anlamda bölgeleri yönetmişlerdir. Yani adalet işinden bahsetmedik. İkinin olduğu şıkları hemen ne yapıyorum? Eliyorum. Direkt cevap çıkıyor zaten bakın. Maliyeden bahsetmedik. Onu da eliyorum. Şimdi güvenlik ve askerlik. Buradaki güvenlikten kastım aslında idaridir arkadaşlar. Askerlik de askeridir. O zaman bunun cevabı C şıkkı 1 ve 4. Seyfiye sınıfının 2 tane vazifesi var. 1. Askeri işleri yaparlar. 2. İdari işleri yaparlar. Yani güvenlik işlerini yaparlar. İkinci sınıfımız kalemiye sınıfı, yani yazı işlerine bakan sınıf.
sivil bürokrasi. Yani ehli kalem sınıfı arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde bürokrasi sınıfını oluşturan bu grup genelde idari ve mali işlere bakarlardı. Kalemiyenin divandaki temsilcileri, ha bakın yanlış anlamayın, buradaki idariden kastım bir beylerbeyi gibi bulunduğu bölgenin yöneticisi değil bunlar ha. O sevkiye sınıfındaydı. Kalemiyenin divandaki temsilcileri Anadolu ve Rumeli defterdarları ile nişancıydı. Devletin iç ve dış yazışmaları, hazine arazileri ile ilgili kayıtların tutulması da kalemiye sınıfının vazifesiydi. Ayrıca başta reisül küttab olmak üzere divan toplantılarının bürokratik işlemlerini yürüten katipler ile ülke genelindeki her türlü yazışma işlerini yerine getiren memurlar da kalemiye sınıfının üyesiydi. O sınıfa tabiydi. Not, kalemiye sınıfının diğer adı ehli kalemdir. Mali ve idari işlerin yapılmasından sorumlu olan sınıftır arkadaşlar. Özellikle mali işlere kim bakıyor? Defterdar. İdari işlere de burada nişancı bakıyor. Defterdar, nişancı, reisül küttab, defter emini bu kalemiye sınıfının üyeleridir. Kısacası yazı işlerini bunlar yürütürler arkadaşlar. Bir soru daha var. Hangisi diyor? Kalemiye sınıfının özelliği değildir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın yazı işlerini yürütürler. Evet. Özellikle nişancı, reisül küttab bunlar yazı işlerine bakar. Maliye evet defterdar. Diplomasi yazışma zaten. Diplomasi demek yazışmadır. Bürokrasi o da yazışma aslında. Ama eğitim öğretim işleri. Hayır. Eğitim öğretim işleri ilmiye sınıfındır arkadaşlar. Kalemiye sınıfını konusunu anlatırken eğitim ve öğretimden biz bahsetmedik. Doğru cevap burada A şıkkıdır diyeceğiz. Ve 3. İlmiye sınıfı, din işlerine bakan, eğitim işlerine bakan, hukuk işlerine bakan asıl sınıf aslında arkadaşlar. İlimle uğraşan sınıf anlamına gelir. Ulema, ehli şerde olarak da adlandırılır. İlmiye sınıfı mensupları medreselerde iyi bir eğitim gördükten sonra divanda ve diğer idari birimlerde görevlendirildi. Divandaki temsilcileri kadı asker yani kaz asker, taşradaki temsilcisi ise kadıdır. İlmiye sınıfından olan Şeyhülislam gerekli durumlarda divana katılırdı. Bakın unutmayın Şeyhülislam divanı Hümayun'un asli üyesi değildir. Ama devlet İslam devletidir. Görüşü alınması için davet edilebilir. Bakın bir daha söylüyorum. Şeyhülislam ilmiye sınıfındandır. Ehli şer ulemadandır. Fakat divanı Hümayun'un asli üyesi değildir. Fikri alınması için gerekli görülürse divan toplantılarına çağrılabilir. Bunun dışında ilimle uğraşan müderris dediğimiz öğretmenler de bu ilmiye sınıfın içerisindeydi. İlmiye sınıfı mensuplarında Müslüman olmak zorundaydı. Bakın unutmayın arkadaşlar. Bunlar medrese mezunudur. Medreseye giriş şartı anadan, babadan, atadan Müslüman olmaktır. O yüzden ilmiye sınıfının hepsi orijinal Türk ve Müslümandır diyeceğiz. İlmiye sınıfı bilim, eğitim, öğretim işlerini üstlenmekle birlikte dinin Osmanlı Devleti'ndeki yeri dikkate alındığında aslında yönetici sınıfın en önemli unsurları olarak kabul görmüştür. Öyle ki Fatih dönemine kadar vezir-i azamların önemli kısmı ulema kökenlidir. Bakın burada da bir kadı askerin minyatürünü görüyorsunuz. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin kurumsallaşmasında aslında ulema sınıfının payı ve rolü çok büyüktür. Diğer yandan şer'i devlet esasına göre kurulmuş Osmanlı Devleti'nde gerek devlet idaresinde gerekse toplum düzeninde ilmiye sınıfı son derece büyük bir öneme sahiptir. İlmiye sınıfı devlet idaresi, adalet, ilim ve tedris yani eğitim ve öğretim gibi çeşitli vazifelerden sorumludur. İlmiye sınıfının divanı Hümayun'daki temsilcileri kaz askerler, divana gelen davaları dinler ve karara bağlarlardı. Şehir ve kasabalarda ise yargı ve adaletle ilgili görevi kaz asker adına kadı dediğimiz yargıçlar, hakimler yapmaktaydı. Kadıların atanması, denetlenmesi ve terfilerine bağlı bulundukları kaz askerler tarafından bu vazifeler yapılıyor. Yani herhangi bir kadıyı göreve getirme, atama, onu denetleme veya yükselme, terfi dediğimiz yükselmelerini kim yapıyor? Kaz askerler yapıyor. Bakın burada şunu dikkat edin. Minyatürde bir kadının dava çözdüğünü görüyorsunuz. Mesela arkadaşlar şurası Anadolu olsun, şurası Anadolu Beylerbeyliği olsun. Burası Şanlıurfa olsun. Şanlıurfa'daki kadı. Burada bir sancak var değil mi? Şanlıurfa'yı sancak olarak kabul edelim.
Şanlıurfa kadısını Şanlıurfa'nın Sancak Bey'i denetleyemez. Ancak İstanbul'daki merkezdeki kadı asker onu denetler. Burada yargının bağımsızlığı çok önemlidir. Bakın çok dikkat edin arkadaşlar. Bu bugün de böyledir. Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığını, Cumhuriyet Savcısını, hakimlerini vali denetleyemez. Ankara'dan, Adalet Bakanlığı'ndan bu iş yapılır arkadaşlar. Burada Hazreti Ömer zamanında da bu böyleydi bakın. Yani yargının bağımsızlığı, yargının hukuka göre karar verebilmesi, tarafsız karar verebilmesi için bulunduğu bölgedeki siyasi bunu denetlemeyecek. Bu böyledir arkadaşlar. Yani kadılar kazasker tarafından denetlenirdi. Bu önemli bir bilgidir. İlmiye sınıfı yargının yanı sıra ülkedeki eğitim dediğimiz tedris hizmetlerini de yerine getirirdi. Osmanlı sınırları içerisinde açılacak olan medreselerin ve medreselerdeki müfredatın belirlenmesi, kadı ve müderrislerin tayin edilmesi de kazaskerlerin sorumluluğundaydı. O zaman kazasker bir eğitim işlerine bakmış, iki arkadaşlar burada da adalet işlerine bakmıştır. Hani bugün günümüzde eğitim işlerine Milli Eğitim Bakanlığı bakıyor. Adalet işlerine de Adalet Bakanlığı bakıyor. İki ayrı bakanlık ama eskiden Osmanlı zamanında kazasker hem eğitime bakmış hem adalete bakmış. Yani iki bakanlığı tek bir çatı altında yürütmüş kadı asker ya da kazasker. İlmiye sınıfının yetki ve görev alanına giren konulardan biri de divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığını yönünde fetva vermektir. Tabii fetva vermek Şeyhülislam'ın vazifesidir. Bu yetki Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfının başı olarak kabul edilen Şeyhülislam tarafından kullanılırdı. Biz Şeyhülislam'a baş müftü de demişizdir. Sonradan Şeyhülislam da demişizdir. Osmanlı padişahları da kararlarını uygulamadan önce Şeyhülislam'dan fetva isterlerdi. Zaten görüş bildirmesine yazılı olarak bunu söylemesine de fetva denir arkadaşlar. Ayrıca Şeyhülislam çeşitli konularla ilgili olarak halktan gelen soruları da İslam dinine uygunluğu açısından da değerlendirir, cevaplandırırdı. Bakın ilmiye ile ilgili kısa kısa notlarımız. İlmiye sınıfının diğer adı ulemadır, diğer adı ehli şerdir. Hangi işleri yaptılar? Eğitim, adalet, din işlerini yürüttüler. Eğitim işini kim yaptı? Müderris, öğretmen. Adalet işini kim yaptı? Kadı, hakim. Din işini de imamlar yaptı. Tabi en tepede Şeyhülislam ve kadı asker. Medrese mezunudur bunlar, unutmayın. İlmiye sınıfının en üst temsilcileri kadı asker ve Şeyhülislam'dır. Devşirmeler bu sınıfta yer almaz. Lütfen arkadaşlar bakın. İlmiye sınıfının özü de sözü de Müslümanlardır, Türklerdir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı içerisinde yukarıdakilerden hangilerinin yer aldığı savunulabilir diyor. Şimdi bir böyle sorular karşımıza gelebilir. Personel eşleştirmesi yapılabilir. Şimdi nişancı kalemiye sınıfındandı. Defterdar kalemiye sınıfındandı. Kazasker ilmiye sınıfındandı arkadaşlar. O zaman bu sorunun cevabı direkt C, kazasker diyeceğiz. Osmanlı'nın taşra teşkilatı, hani biz şimdi merkeze baktık genel olarak, bir de merkezin dışında kalan yerler var. Taşra teşkilatı var. Taşra teşkilatı içerisinde yer alan başlıca yönetim birimleri de neydi? Kazalar, sancaklar ve eyaletlerdi. En geniş toprak eyaletlerdi. Eyaletlerin içerisinde sancaklar vardı, sancakların içerisinde de kazalar vardı. Hani bugün il, ilçe, köy gibi giden bir sıralama var yani, öyle hani belediye, köy gibi giden sıralama, öyle ne yapabilirsiniz? Kodlayabilirsiniz. Kazaların başında ilmiye sınıfına mensup kadılar bulunmaktaydı. Bakın arkadaşlar, kadı hem adaleti sağlayan bir hakim hem de kazalarda sivil bir yönetici olarak da vazife almıştır. Yani kadının tek bir görevi yok o zaman. Kadı kazaları da yöneten bir sivil bürokrat olarak bizim karşımıza çıkıyor. Kadıların idari, ilmi ve adli konularda geniş yetkileri vardı. Osmanlı Devleti kadıların işine müdahale etmezdi. Böylece kadıların vereceği kararlarda hür iradeleri, özgür iradelerini kullanmalarına yardımcı olurlardı. Kadılar bulunduğu kazada devletin şer'i ve örfi kanunlarını uygular, merkezden gelen emirleri yerine getirirlerdi. Bir yargıç olarak insanlar arasındaki anlaşmazlıkları mahkemelerde çözüme kavuştururdu kadılar. Zaten minyatürde de bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca kazadaki devlet görevlilerinin bütün uygulamalarının yargı denetiminden de geçiren kişi yine kadılar. Kadıların adli işler dışında
Evlenme, boşanma, vakıf kurma, kiralama, vekalet verme, alım, satım. Bakın noterlik gibi işleri karara bağlaması görev ve sorumluluklarından biriydi arkadaşlar. Yani kadının görevi hem adaleti sağlayan bir hakim, hem alım satım yapan bir noter, hem kazaların yönetiminden sorumlu bir lider. Yani kadının tek bir görevi yok arkadaşlar. Kadıların verdiği kararlar şeriye defterlerine kaydedilirdi. Kadılar çözemediği davaları, halkın istek ve şikayetlerini ise merkezdeki divanı Hümayun Teşkilatı'na gönderirlerdi arkadaşlar. Kadılar da bulunduğu kazada belediye hizmetlerinin yerine getirilmesini de sağlarlardı. Ayrıca ticaret işlerini denetler, günlük hayatın sorunsuz şekilde yürümesini gözetirlerdi. Pazar yerini denetliyor mesela kadı. Fiyatlarda bir hile hurda var mı? Ürünlerde bir hile hurda var mı? Pazar yönetimi yapıyor kadı arkadaşlar. Kazada merkezi otoritenin devamı ve asayişin sağlanmasından sorumlu subaşı ve ases başı gibi zabıta kuvvetlerinin başındaki görevler de kime bağlıydı? Kadıya bağlıydı. Kadılar sorumlu bulundukları bölgelerdeki vergilerin sorunsuzca toplanmasında da yetki sahibiydi. Kazalara bağlı nahiyelerde kadı gitmiyor. Yani kazanın bir altı, nahiye dediğimiz idari sınırlara kadı gitmiyor. Kadı yardımcısını buraya gönderiyor. Kadı naibi gidiyor arkadaşlar, unutmayın. Kazalardaki davalara kadı bakıyor. Nahiyelerdeki davalara kadı naibi buradaki işleri yürütüyor diyeceğiz. Şimdi şer'i hukuk nedir? Şer'i hukuk İslam hukukudur. Özü Kur'an-ı Kerim'dir. Hadistir, icma ve kıyasa dayanmaktadır. Osmanlı'da şer'i hukuk sadece Müslüman ahaliye uygulanmıştır. Örfi hukuk, Türk gelenek ve göreneklerine uygun olarak hazırlanmış kurallardır. Osmanlı padişahlarının buyrukları örfi hukuk kapsamına girer. Yani padişahın ağzından çıkan her şey örfi kanundur arkadaşlar. Padişahın örfi hukuk yapma yetkisi vardır. Vakıf, sağlık eğitim gibi bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ya da para, yani hayır amaçlı kullanılan varlıklardır diyebiliriz. Şimdi şöyle bir etkinliğimiz var. Şeyhülislam kaz asker ve kadı ile ilgili bilgi verilmesini istiyor. Şeyhülislam ile ilgili şunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şeyhülislam medrese mezunudur. Baş müftüdür. Dini işlere bakar. Divan-ı Hümayun'un asli üyesi değildir ama görüş alması için çağrılabilir. Düşüncelerini sözlü olarak isterseniz buna ifta, yazılı olarak isterseniz buna fetva denir. Yavuz Sultan Selim'le beraber halifelik makamını Osmanlı Devleti eline aldığıyla beraber Şeyhülislamlık makamı ayrıca güçlenmiştir. Kaz asker medrese mezunudur. İlmiye, ulema, ehli şer sınıfındandır. Adalet işlerinin başıdır, eğitim işlerinin başıdır. Kadıları, müderrisleri göreve getiren adamdır. Ve onları da denetleyen adamdır. Kadı hakimdir. Ama sadece hakim değildir. Bu da medrese mezunudur, ulema sınıfındandır. Yani kadının sadece hakim olduğunu bilmeyin. Bunun yanında noterlik işlerine de bakıyor. Kazaların yöneticiliğini üstleniyor. Pazar denetimi yapıyor. Evlenme boşanma işlerine bakıyor. Yani kadının görevi çoktur. Vergi toplamaya bile kadı bakmıştır. Bu şekilde cevapları verirseniz arkadaşlar, Şeyhülislam'la ilgili bir daha tekrarlıyorum. Baş müftü, Yavuz Sultan Selim'le beraber halifelik makamı Osmanlı'nın eline geçince divanın doğal üyesi oldu. Bakın resmi üyesi olmadı. Doğal üyesi oldu. Fetva yetkisi vardır. İfta ile görüşü alınır. Fetva ile de bu görüş yazılı hale gelir. Kaz asker, eğitim ve adaletten sorumlu, Türk Müslüman olma zorunlu olan tek divan üyesidir. Bakın yanlış anlamayın, özü sözü anasından babasından Türk ve Müslümanlıktan bahsediyorum. Çünkü ilmiye sınıfı olduğu için. Divana temyiz, itiraz özelliği katar. Çünkü orada yargıçların başıdır değil mi aynı zamanda kadı asker? Yani kadının halledemediği bir mesele nereye gidiyor? İstanbul'daki Divan-ı Hümayun'a giriyor. Divan-ı Hümayun'da kim bakıyor o davaya? Kadı asker bakıyor arkadaşlar. O zaman divana temyiz, temyiz demek itiraz özelliği. Mesela Konya kadısının vermiş olduğu bir karara itiraz ettiniz. İtiraz nereye gidiyor temyize? Divan-ı Hümayun'a. Kime? Kadı askere gidiyor. O zaman divana kadı asker, kazı asker ne yapıyor? Temyiz özelliği katıyor. Bakın padişah görevden alamıyor. Yani kadı kazı askeri padişah görevden alamıyor.
kadılardan oluşan bir heyet oluşur. Hakimler kurulu deriz biz ona. Ve kazaskerin suçu varsa ancak o kadılardan kurulan heyet onu görevden alabiliyor arkadaşlar. Çok ilginçtir bu da. Yani Osmanlı Devleti'nde padişahların adalete, hakimlere karışmadığının bir kanıtıdır aslında bu. Kadılarla ilgili de adalet işlerine bakar, vergi toplar, belediye hizmetlerini yürütür, pazar denetlemesi yapar, evlenme, alım satım, noterlik işlerini yapan kişiye de biz kadı diyebiliriz arkadaşlar. Diyerek arkadaşlar birinci dönemin son dersini, 10. sınıfların son dersini burada bitiriyoruz. Allah nasip ederse ikinci dönem devam edeceğiz. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.